Evet, bugün sizlere bu gördüğünüz kırmızı omega 3'ten bahsedeceğim. Herkese merhaba, ben Doktor Mustafa Kalkan. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Hatırlarsanız omega 3 hakkında her şey videosunda kısaca değinmiştim. Omega 3 almak için balık yağının dışında bir alternatif daha olduğundan bahsetmiştim. Evet, bugün sizlere kril yağından bahsedeceğim. Biraz omega 3 neden gereklidir, buna tekrar değinecek olursak, vücudumuzda omega 3 ve omega 6 şeklinde doymamış yağ asitleri bulunuyor. Omega 6 yağ asitlerini biz günlük hayatta normalde bir çay kaşığı almamız bile yeterliyken maalesef bunun 70 katı kadar günlük hayatta omega 6'ya maruz kalıyoruz. Neden? Çünkü beslenmede genellikle yaygın olarak kullanılan ayçiçek yağları omega 6 özellikte. Bu omega 6 yağ asitleri de vücudumuzda inflamasyon yaratan ve vücudumuz için zararlı özellikleri olan yağ asitleriydi. Ve bunu dengelemek için de omega 3 yağ asitlerini almamız gerekiyordu. Omega 3 yağ asitleri vücudumuz için omega 6'ların tam tersi olarak anti-inflamatuar özellikle yağ asitleridir. Yani vücudumuzdaki inflamasyonla savaşan, ağrıyla savaşan, tümör dokusuyla savaşan, pıhtılaşmayı engelleyen özellikleri bulunmaktaydı. Omega 3 yağ asitlerini ise modern beslenmeyle birlikte maalesef yeterince alamamaktayız. Normalde bazı bitkisel kaynaklarda da omega 3 yağ asitleri olabildiği gibi EPA ve DHA ismini verdiğimiz çeşitlerini alabilmek için hayvansal kaynağa muhtacız. EPA özellikle kardiyovasküler sistemde ve vücudun diğer sistemlerinde görevli omega 3 yağ asitiyken DHA ise özellikle beyin, göz fonksiyonlarında etkili olan omega 3 yağ asitiydi. Bitkilerden aldığımız omega 3 çeşidi ise ALA. ALA'nın EPA ve DHA'ya dönüşümü vücutta çok sınırlı. Maksimum %2-%5 oranında EPA ve DHA'ya dönüşebilmekte. Dolayısıyla ben sadece bitkisel besleniyorum ve bitkilerden aldığım omega 3 benim için yeterlidir gibi bir yargı maalesef doğru bir yargı olmayacaktır. Bizim bu özellikle EPA ve DHA'yı alabilmek için ya hayvansal kaynaklı omega 3 kullanmamız gerekiyor ya da artık günümüzde alglere sentez ettirilen ve alglerden elde edilen ve saflaştırılmış EPA ve DHA olarak da bazı takviyeler bulunuyor. Ancak bizim normal günlük hayatımızda yediğimiz bitkilerden, yani ceviz gibi, keten tohumu gibi bitkilerden aldığımız omega 3 formu maalesef ALA ve bunun da vücutta EPA ve DHA DHA'ya dönüşüm çok kısıtlı. Peki omega 3 alalım, dışarıdan hayvansal kaynaktan alalım dersek, burada da en bilindik alternatif bildiğiniz gibi balık yağı. Daha önce omega 3 hakkında her şey videosunda da balık yağının özellikleri ve balık yağı seçerken nereye dikkat etmek gerekiyor detaylı bir şekilde anlatmıştım. Ancak balık yağının dışında bir alternatif daha var. O da kril dediğimiz canlıdan elde edilen yağlar. Kril canlısı normalde okyanusların derinliklerinde yaşayan bir ataç boyutunda bir nevi karides türevi bir canlı. Ancak denizlerde besin piramidinin daha alt katmanlarında olan bir canlı olduğu için aslında dolaylı olarak büyük balıkların da elde ettiği EPA ve DHA'nın kaynağı alt taraflarında bulunan kril canlısı aslında. Dolayısıyla kril yağı bizim için çok kıymetli bir yağ. Kril yağının balık yağına göre farkı ise balık yağı trigliserit formdadır ancak kril yağı fosfolipit yapıdadır. Fosfolipit ne demek? Bizim normalde hücre zarımızın yapısı da fosfolipid tabakadır. Çift sıralı fosfolipid tabakayla bizim hücrelerimiz çevrilidir. Dolayısıyla kril yağı da bizim hücre zarımızla aynı formda, aynı yapıda bir yağ olduğu için emilimi balık yağına göre daha fazladır. Yani balık yağının emilimi %60 civarlarında iken kril yağının emilimi %90'lar civarındadır. Bu anlamda kril yağı vücutta çok daha yüksek emilime sahip bir omega 3 alternatifidir. Kril yağının bir diğer avantajı ise kendi bünyesinde doğal olarak astaksantin içermektedir. Astaksantin nedir? Astaksantin dünyadaki en güçlü antioksidanlardan bir tanesidir. Normalde biz astaksantini izole edip ekstra takviye olarak da kullanabiliyoruz antioksidan olarak. Ancak kril yağı kendi doğasında bunu barındırmaktadır. İşte kril yağının kırmızı olmasının sebebi de içerisinde yüksek miktarda antioksidan olan astaksantin barındırmasına dayanmaktadır. Antioksidanlar bizim için nerede önemliydi? Daha önce alfa lipoik asit videosunda da detaylı bir şekilde anlatmıştım. Vücudumuzda günümüz şartlarında yüksek miktarda oksidatif stres söz konusu. Özellikle sigara tüketimi, hava kirliliği, çevresel toksinler ve gıdalardan maruz kaldığımız toksinler vücudumuzda oksidatif stres yaratmakta. İşte bu oksidatif stresle savaşan maddelere de biz antioksidan maddeler diyorduk. Kril yağı da kendi doğasında barındırdığı astaksantin ile yüksek oranda antioksidan özelliktedir. Yani hem omega 3 alırken yanında doğal bir antioksidan da almış oluyorsunuz. Ayrıca normalde biz balık yağlarının oksitlenmesini engellemek için yanına bir takım antioksidanlar da ekliyoruz. Örneğin E vitamini ekliyoruz ki balık yağı herhangi bir hava alma durumunda okside olmasın. Ancak kril yağı zaten kendi doğasında yüksek oranda antioksidan barındırdığı için oksitlenme riski de bir o kadar
düşüktür. Kril yağının balık yağına göre bazı artıları da yapılan klinik çalışmalarda gösterilmiş. Nedir bunlar? Aynı miktarda kril yağı ve balık yağı kullanılan bir çalışmada kril yağı kullanıldığında kolesterol üzerine balık yağına göre çok daha fazla faydalı olduğu kanıtlanmış. HDL kolesterolü daha fazla artırdığı, LDL kolesterolü de daha fazla düşürdüğü gösterilmiş. Bu anlamda kolesterol sorunu varsa özellikle omega 3 kaynağı olarak kril yağı kullanımı elde edilen faydayı daha da artıracaktır. Kril yağı güçlü bir antioksidan olduğu için özellikle adet dönemindeki sancılar üzerinde de yapılan bir çalışmada adet döneminde kramplar üzerine daha fazla fayda sağladığı ve premenstrüel sendromda da etkili olduğu yapılan çalışmalarda kanıtlanmış. Ayrıca vücutta omega 3 indeksini artırma üzerine de kanıtlanmış bir şekilde kril yağı kullanımıyla vücuttaki omega 3 oranının daha yüksek oranda artırılabildiği de yapılan çalışmalarda gösterilmiş. Ancak kril yağının bazı dezavantajları da var maalesef. Bunlardan ilki özellikle maliyet. Çünkü kril yağı çok değerli bir madde olduğu için elde edilme yöntemleri ve dünyadaki miktarı da balık yağına göre daha kısıtlı. Bu nedenle balık yağına göre aynı miktarda omega 3 almaya kalktığınızda kril yağı biraz daha maliyetli olmakta. Kril yağının bir diğer handikapı da EPA ve DHA oranları, yani total omega 3 oranları balık yağına göre daha düşük. Günümüzde siz örneğin 1 gram balık yağı aldığınızda 750 mg'a kadar omega 3 alabiliyorsunuz. Yani %75 saflıkta bir balık yağı kullandığınızda 1 gram balık yağından size 750 mg'a kadar omega 3 gelebiliyor. Ancak siz 1 gram kril yağı aldığınızda alabildiğiniz total omega 3 değeri balık yağına göre çok çok daha düşük miktarda kalıyor maalesef. Örneğin siz 1 gram kril yağı kullandığınızda 270 veya 300 mg civarında ancak omega 3 alabilmektesiniz. Dolayısıyla biz günlük en az 1000 mg omega 3 alımı hedeflediğimizde 1000 mg omega 3'e ulaşabilmek için çok miktarda kril yağı kullanmanız gerekiyor. Haliyle bu da maliyeti ciddi anlamda artıracaktır. Ancak imkanı olanlar için kril yağı omega 3 anlamında çok güçlü bir alternatif. Ben kendi hayatımda da bir kapsül balık yağının yanında bir kapsülde kril yağı kullanıyorum. Kombine bir şekilde balık yağı ile kril yağını kombine bir şekilde kullanmaya gayret gösteriyorum. Bu sayede hem kril yağının içerisindeki o antioksidan güçten faydalanmış oluyorum. Hem astaksantinden faydalanmış oluyorum. Hem de balık yağından gelen omega 3 ile birlikte total günlük almam gereken omega 3'e ulaşmış oluyorum. Peki kril yağı seçerken nelere dikkat etmek gerekiyor? Özellikle kril yağında da saflık oranı çok önemli. Yani her ne kadar biz kril canlısından kril yağını elde ederken fosfolipid formdaki kril yağını izole etmeye çalışsak da içerisine trigliserit formda yağlar veya başkaca yağlar karışabiliyor. Bu nedenle fosfolipid yağlar açısından maksimum oranda saflaştırılmış bir kril yağı kullanmak elde edilen faydayı daha da artıracaktır. Ayrıca size videonun başında da gösterdiğim gibi şu şekilde likit kapsül yapısında da bazı kapsül teknolojileri bulunmakta. Bu nedir? Böyle kapsülün içinde kril yağının nasıl aktığını görebiliyorsunuz. LiCAPS dediğimiz bu likit kapsül teknolojisinde kesinlikle kril yağında akma, patlama ve okside olma riski bulunmuyor. Yumuşak kapsül yapısındaki kril yağlarında zaman zaman patlama gibi sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Ancak likit kapsül yapısındaki kril yağlarında bu patlama veya okside olma riskleri minimum oranda bulunmakta. Kullandığınız preparatta da LiCAPS likit kapsül yapısında bir kril yağı tercih etmenizi öneririm. Omega 3 hakkında her şey videosunda detaylı bir şekilde anlattığım gibi günümüzde aslında problem omega 3 alamıyor olmaktan öte maruz kaldığımız aşırı omega 6 maruziyeti. Bu aşırı omega 6 maruziyetini de bir şekilde omega 3 alarak dengelememiz lazım. Ben haftada 2 gün balık yiyorum, zaten balık tüketimim çok iyi deseniz bile maalesef hem nitelikli balığa ulaşmak günümüzde çok zor hem de maruz kaldığımız omega 6 aşırı miktarda arttığı için bunu dışarıdan dengeleyebilmek adına ekstra omega 3 alımı maalesef şart. İşte burada da balık yağının bir alternatifi daha var. Kendine göre bazı artıları ve bazı eksileri olsa da kril yağı gerçekten gerek balık yağı ile kombine edilerek kullanılabilir. Dönem dönem sadece kril yağı, dönem dönem sadece balık yağı kullanarak dönüşümlü olarak kullanılabilir. Veya biraz önce saydığım gibi kolesterol sorunu yaşayanlar, dismenore yani ağrılı adet sancısı yaşayanlar kril yağının bu faydalarından yararlanmak için hayatına dahil edebilir. Veya nispeten daha genç yaşta okul dönemi çocuklarda da omega 3 alternatif olarak kril yağı hayata dahil edilebilir. Çünkü kril yağının kendine göre bir artısı da şu, fosfolipid yapıda demiştim. Fosfolipidin moleküler ismi de fosfatidil kolin. Yani bu fosfatidil kolinden gelen kolin beyin ve göz sağlığında da çok önemli bir molekül. Okul dönemi çocuklarda da kolin beyin sağlığını destekler. Aynı zamanda öğrenmenin yapı taşı olan asetil kolin nörotransmitterinin de sentezlenmesinde görevlidir. Bu nedenle okul dönemi çocuklarda omega 3 alternatif olarak yani balık yağına alternatif olarak kril yağı kullanılması daha faydalı olacaktır. Bu omega 3 dozunun bir miktar balık yağına göre düşük olmasının bu handikapı da okul dönemi çocuklarda çok sorun olmayacaktır. Nispeten genç yaşlarda bizim omega 3 ihtiyacımız yetişkin kadar fazla olmamakta. Ayrıca şunu da söylemiştim. Kril yağının emilimi balık yağına göre daha fazla. Yani siz aldığınız balık yağını
yağının sadece %60'ını emebilirken krili yağının %90'ını emebiliyorsunuz. Bu doz dezavantajını da biyoyararlılığındaki artısıyla krili yağı bir miktarda kompanse etmekte. Bu da krili yağının kendine göre artılarından bir tanesi. Krili yağı ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Kırmızı omega 3 olarak isimlendirdiğimiz ve içerisinde birçok sağlık faydası bulunduran bu omega 3 alternatifi ile ilgili temel konuları elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Kafanıza takılan diğer soruları tarafımca kaleme alınan Akılcı ve Bilimsel Takviye Rehberi isimli kitaptan okuyabilir. Ayrıca beni Instagram DR Mustafa Kalkan sayfasından da takip edebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.